Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Dünya değişiyor, haritalarda yeniden çiziliyor, öyle görünüyor. Doğu Akdeniz'deki güç savaşında bugün Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan sonra ikinci büyük adım atıldı. Sabahtan bu yana baş döndüren bir trafik var, özellikle de diplomasi masasında. Hızlıca anlatayım, sabah toplantısındaydık. ATV Ankara 1'deki arkadaşlarımız bize Başkan Erdoğan'ın Ankara'daki programlarının ani bir kararla iptal edildiğini söyledi. Nedeni belli değildi. Haklı olarak hiçbirimiz anlam verememiştik o ani değişikliğe. Ancak sonra neden anlaşıldı? Cumhurbaşkanından gelen bir mesajla tabii. O mesajda Başkan Erdoğan'ın uçağı Tunus'a inmiştir yazıyordu. Peşi sıra gelen haberlerle de tablo iyiden iyiye netleşti. Tunus, Libya'nın komşusu ve çatışmaların yoğunlaştığı Trablus kentine de çok yakın. Başkan Erdoğan işte o ziyarette Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied ile görüştü. Dünyanın gözü kulağı bu kritik görüşmedeydi tabii. İki lider Libya'da akan kanın durması için birlikte adım atılması konusunda anlaştı. Görüşmenin ardından da kameraların karşısına geçtiler. Erdoğan, gazetecilerin Libya sorularını, "Biz bugüne kadar hiçbir yerde davetsiz misafir olmadık" diye cevapladı. Hafter yönetimini ise gayrimeşru ilan etti. Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla bu çerçevede yürütebileceğimiz işbirliği neler olabilir? Bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Başkan Erdoğan Libya'nın istikrarı için devreye girdi. Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla bu çerçevede yürütebileceğimiz işbirliği neler olabilir? Bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Erdoğan bir sürpriz yaptı. Ankara'daki tüm programlarını iptal etti. Yanına Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarını alarak sabah saatlerinde sessiz sedasız Tunus'a gitti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan'ın uçağı Tunus'a indikten sonra duyurdu sürpriz ziyareti. Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied ile görüşeceği belirtildi ama detay verilmedi. Ardından ikili Kartaca Havalimanı'nda bir araya geldi. Görüşmeye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısındaydı. Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur. Gayrimeşru olarak Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Libya'daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor. Aynı zamanda komşu ülkeler ki başta Tunus buradan ciddi manada rahatsız oluyor. Yaşanan son gelişmeler dikkate alındığında Başkan Erdoğan'ın ani Tunus ziyareti kritik öneme sahip. Tunus geçtiğimiz günlerde askeri ve ekonomik işbirliği mutabakatları imzaladığımız Libya'nın kapı komşusu. Uluslararası aktörlerin Libya'daki iç karışıklığa odaklandığı bu dönemde Tunus Libya'daki iç savaşı sona erdirmek için arabulucu rol üstlenebilecek durumda. Libya'da bulunan ve bunun 5000'i Sudan'dan, 2000'i Rusya'dan Wagner diye gelenler oraya hangi sıfatla geldiler? Orada ne işleri var? Hangi bağlantıları var? Darbeci Hafter'in Milli Mutabakat Hükümeti'ne karşı saldırılarını yoğunlaştırırken Türkiye'de bölgeye askeri güç sevk etmek için planları masada hazır tutuyor. Biz hiçbir yere bir defa bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz. Hatta Türk askerine Trablus yolunu açacak tezkere çalışmaları Ankara'da çoktan başladı. Başkan Erdoğan'ın Libya'daki krize yerinde müdahale etmek için Tunus'a giderek yaptığı diplomatik manevra sahadaki dengeleri de bir anda değiştirdi. Uluslararası karşılığı olan bir sarracın attığı adımlarla biz de beraber adım atıyoruz. Ama Hafter'in böyle bir vasfı, böyle bir sıfatı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim. Mehmetçik Libya'ya gidecek mi? Bu soru bugün Başkan Erdoğan'ın sürpriz Tunus ziyaretinde de soruldu.
Çok net bir yanıt verdi Erdoğan. Türkiye böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet eder dedi. AK Parti kurmayları da Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tezkere hazırlığına başladı. Biliyorsunuz meclisten yurt dışına asker gönderme yetkisi alınması gerekiyor böyle bir gelişme için. Ancak muhalefet tezkereye daha şimdiden karşı. Peki işin aslı ne? Türk askeri Libya'da hangi göreve gidecek, hangi görevi icra edecek? Çatışmaya girecek mi? İşte yanıtı. Herhangi bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz. Adımlarımızı da buna göre atarız. Libya'nın iç işlerine müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. Yeni bir siyasi maceraya, yeni bir askeri maceraya, yeni bir bedele, bedel ödememize sebep olacak hatalardan da geri durmamız lazım. AK Parti Libya'ya asker gönderilebilmesi için yetki tezkeresi hazırlığında. Muhalefetse karşı. Ülkemizin menfaatlerini mi korumak istiyorsunuz? O zaman Libya'daki savaşa taraf olmayın. Başkan Erdoğan Libya ile imzalanan mutabakatta asker gönderme konusunda net bir ifade olmadığını söyledi. Boşluğun giderilmesi için talimat verdi. Kurmayları yetki tezkeresi için hazırlıklara başladı. Muhalefetse şimdiden Mehmetçiğin çatışma bölgesinde görev alması üzerinden tartışma yürütüyor. Ama durum öyle değil. Libya ile yapılan mutabakata göre Türk askeri muharip güç olmayacak. Yani çatışmaya girmeyecek. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet de eder. Mehmetçik, müşterek askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah ve teçhizat kullanımına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleriyle danışmanlık hizmeti verecek. Libya ile birlikte olacağız. Libya'ya yönelik emperyal hedeflerin her zaman karşısında olacağız. Meclis 7 Ocağı kadar tatil. Hazırlıkların o tarihe kadar tamamlanması ve Putin'in Türkiye ziyaretinden bir gün önce de mecliste görüşülmesi bekleniyor. Türkiye'nin güvenliği için gerekirse her yere asker gönderilebilmeli. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Eğer milletvekilleri tezkereye evet oyu verir de hükümet yetkilendirilirse Mehmetçik Libya'da görevlendirilebilecek. Tezkerenin Putin'in ziyareti öncesinde gündeme gelmesi önemli. Çünkü Ulusal Mutabakat Hükümeti, Rus Wagner Güvenlik Şirketi'nin binlerce paralı askerinin kendilerine karşı Hafter'in yanında savaştığını iddia ediyor. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır paralı askerleri, uçakları, silahları, topları, tankları Hafter'e vermek suretiyle açıkça bir taraf olduklarını ifade ediyorlar. Tabii sürpriz Tunus ziyaretinden kameralara yansıyan başka ayrıntılar da var. Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le düzenlediği ortak basın toplantısında gülümseten bir diyalog kayda geçti. Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor." dedi ve cümleyi bakın nasıl bitirdi. Fakat işte bir de latif olsun diye sigara dumanı şu anda bayağı bindirdi. Demek ki burada da bayağı sigara içenler var. Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Nerelerden geliyorsa bundan da kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum. Yaptırmayız diyorlar. Mücahitlere de tehdit savunuyorlar. Yapılacak her şeyin önüne giren bir anlayış. Ve Kanal İstanbul projesi. Kanal İstanbul projesi üzerine başlayan tartışma tam bir spekülatif bilgi bombardımanı altında devam ediyor. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu anlamaksa inanın gerçekten güç. Birçok kanaldan birçok bilgi akıyor çünkü. Muhalefet yine 1936'da imzalanan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı. Hükümet ise projenin Montreux'le bir ilgisi yok diyor. Yapamazsın kardeşim. Zaten yapamayacaksın. Bu sözler üzerine CHP projeyi iptal ettirmek için önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ama Yüksek Mahkeme başvuruyu reddetti. Yap işte devlet modeliyle yapılmasının önünde bir engel olmadı ya da hukuk aykırı olmadığı yönde bir karar vermiştir. Ardından bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işbirliği protokolünden çekileceklerini duyurdu. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre bu da mümkün değildi. Meclisin karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz eğer buradaki tüm maddi ve hukuki sorumlulukları da almış olursunuz. Bu tartışmalar arasında muhalefet bu kez de Kanal İstanbul'un Montreux'a aykırı olduğu iddiasını dillendirmeye başladı. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montreux'u ortadan kaldıracak bir proje değildir.
Peki proje Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne gerçekten de aykırı mı? Yapılması düşünülen İstanbul Kanalı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi bakımından bir aykırılık teşkil etmiyor. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi de İstanbul Kanalı'nı engellemez. Sözleşme kanala rağmen zaten işleyecektir. İster İstanbul Boğazı üzerinden ama her halükarda Çanakkale Boğazı üzerinden. Gönül ister ki 3000 olsun. Bir ortasını bulmana lazım. Evet, tanıtımda da izlediniz. Gönül ister ki 3000 lira olsun diyor bir çalışan. Asgari ücret için milyonlar yarın Ankara'dan gelecek habere kilitlenmiş durumda. Tam da bu nedenle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak son toplantı saat 14'te başlayacak. 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı o toplantıda kesinleşecek. Yakından takip ediyoruz. Asgari ücretliğimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ve beklenen gün geldi, çattı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu binada asgari ücret konusunda yapılacak olan son toplantıya çevrildi. Toplantıda çıkacak asgari ücret oranları sadece maaşları değil, aynı zamanda pek çok kalemi de yakından ilgilendiriyor. O kalemlerin başında asgari geçim indirimi var. Şu an için bekar ya da evli ve çocuksuz bir çalışan 191 lira 85 kuruş ödeme alıyor. Evli ve eşi çalışmayan bir kişiye ise maaşına ek olarak 230 lira 22 kuruş ödeniyor. Asgari ücret zam oranı sonrası bu destek de artacak. 3000 lira asgari ücret olmaz yani. 2600-2700 lira olsa daha iyi olur. 2,5 olursa mantıklı olur. Geçtiğimiz toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu bir işçinin aylık gıda harcama tutarını 2331 lira olarak duyurmuştu. İşveren tarafı rakamı yüksek bulmuştu. İşçi tarafı da memnun kalmadı. Türk İş, asgari ücretin en az 2578 lira olmasında ısrarcı. Yani 2500'den aşağı zaten olmamalı ama gönül ister ki 3000 olsun. İşvereni de düşünmek lazım. Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili bizim de bir jestimiz olacak demişti. Son toplantı öncesi hem işveren hem de işçi kanadı o jeste kilitlendi. Ve o otomobille ilgili her gün bir ayrıntıyı paylaşmaya gayret ediyoruz mümkün olunca. 60 yıllık hayalin gerçekleşmesine sadece 2 gün var. Herkesin merakla beklediği yerli otomobil 27 Aralık'ta Başkan Erdoğan katılacağı törenle tanıtılacak. İlk gün farları, ikinci gün aynaları görünmüştü otomobilin. Bugün üçüncü fotoğraf paylaşıldı ve ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı fotoğrafta otomobilin ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden lale figürünün yer aldığı görülüyor. Yani üretimin ötesinde tasarımında da yerli bize ait imzalar var. Bu adamın cesedini nereye gömdünüz kardeşim? Suç makinesi kadının bir maskesi daha düştü. Tuzağa düşürdüğü adama zorla senet imzalatmış. Birazdan. CHP'deki rüşvet iddialarının yankılarını konuşmaya devam ediyoruz. Bir hafta geçti ama taraflar televizyon programlarında kozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Elbette yargıya da taşındı mesele. Kavganın bir tarafı hali hazırda CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş. Diğer tarafı ise her ne kadar eski CHP milletvekili olsa da CHP üyeliği ve partiyle ilişkisi devam eden Sinan Aygün. Tam ortada da Genel Başkan Kılıçdaroğlu var ama iddia o ki CHP'leri krizi çözmek yerine kurmaylarına konuyu kapatın talimatı gönderdi. Sinan Bey'in de tutuklanma ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Buraya 25 milyon lira parayı ödemiş olsaydım benim inşaatım mühürlenecek miydi? Ben verseydim kesinlikle burası mühürlenmeyecekti, ruhsat iptal olmayacaktı. İstinaf mahkemesine başvuracaklardı. İkili arasındaki tartışma bu sözlerle zirveye tırmandı. Konu ne zaman kapanacak bilinmez ama CHP konuyu şimdiden kapattı bile. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında kurmaylarına partiyi kamuoyunda tartıştırmayın dedi. Yani konunun üstünü kapatın talimatı verdi. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Taraflarsa kozlarını canlı yayınlarda paylaşmaya devam ediyor. Sinan Aygün'ün kendisine geldiğini... şantaj yapar gibi savcılığa vereceğim falan dediğini bana duyurdu. Bu 25 milyonu ben sana nasıl vereceğim dedim. Tıp yok. Ya kardeşim gidin şunu halledin. Mansur Yavaş Aygün hakkında FETÖ'ye yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi bir de suçlamaları nedeniyle Aygün'e iki ayrı hakaret davası açtı. Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insanın
nasıl bu belediye yönetecek? Gerçekten yani Ankara'yı çok kötü günler bekleyecek, ben size söyleyeyim. Ve son bir not, CHP'deki irtikap kavgası AK Parti MYK'da da gündeme geldi. Başkan Erdoğan bizim meselemiz değil diyerek konuyu kapattı. Kurmaylarına da tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Herhangi bir şekilde bizi ilgilendiren bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir gündemdir. Evet, önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edecek elbette ki bu mesele, ama nereye doğru evrilecek onu da göreceğiz, aktarmaya devam edeceğiz. MHP ile devam edelim. Devlet Bahçeli'nin CHP'ye Kanal İstanbul üzerinden yaptığı eleştirilerin ardından iki parti bir kez daha karşı karşıya. Bahçeli'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın konuştu. Şöyle dedi, CHP'nin 6 okundan 4'ü kırıldı dedi ve CHP'den de yanıt gecikmedi tabii. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Biz 6 okumuza sımsıkı sarıldık. İki parti arasındaki gerilimi bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın sözleri tırmandırdı. Kamil Aydın kendi milliyetçiliğini bir gözden geçirsin. Aydın katıldığı bir programda HDP'ye terörist, siyasi uzantı diyemiyor diye CHP'ye yüklendi. HDP'ye terörist, siyasi uzantı diyemiyor. Ya PYD'ye de ya, PKK'ya de bari ya. Bir dilin de özü. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış bir efendim devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik? Nerede devletçilik? Nerede cumhuriyetçilik? Bu sözlere CHP'nin yanıtı gecikmedi. Yanıt da aynı sertlikteydi. Biz 6 okumuza sımsıkı sarıldık ve kararlılıkla da yürüyoruz. İki parti Kanal İstanbul'la ilgili de karşı karşıya gelmiş. Devlet Bahçeli CHP'yi projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz sözleriyle eleştirmişti. Bu Kanal İstanbul'un bir rant projesi olduğunu söylüyordu. Demek ki düşüncesi değişmiş o günden bugüne. Bahçeli'den bu sözlere yanıtsa jet hızında geldi. Geçmişteki sözlerimizle çelişkiye düştüğümüzü zırvaladılar. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler dedi. Karadeniz pazartesinden bu yana alev alev yanıyor. Onlarca noktada eş zamanlı başladığı yangınlar. Nasıl çıktığına ilişkin yeni bilgiler var, aktaracağız, ama önce bir diğer afet noktasına, Adana'ya gidelim. Karadeniz yanmaya başladığı gün, yani hafta başında kent şiddetli yağışın etkisi altında girmişti. Yağmur 3 gün boyunca aralıksız yağdı. Adana adeta devasa bir göle dönüştü. Onlarca kişi evinde mahsur kaldı. Bir araçta suya kapıldı. İçindeki 5 kişi son anda kurtarıldı. Hallar, hiçbir şey kalmamış, televizyon, eşyalar. Şu anki halimizi görüyorsun, maraba mıyız, patron muyuz belli değil yani. İki günde metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Hayat durma noktasına geldi. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Ha, burası oturma salonumuz maşallah. Yatak odasına girin. Adana merkezde cadde ve sokaklar görmüş olduğunuz gibi suyla doldu. Vatandaşlarsa evinde mahsur kaldı. Dün akşamdan beri bu şekildeyiz abi. Evden ne çıkabiliriz, ne yemek yiyebiliriz, ne bakkala gidebiliriz. Evlerinde mahsur kalanlar için ekipler gece boyunca mesaideydi. Sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerleyebildi. Bulunduğumuz nokta Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı İncelik Mahallesi'nin tam giriş noktası ve mahalleye giriş çıkış yapılamıyor. Oradaki arkadaşımız aracıyla geçmeye çalıştı ancak araç şu anda çalışmıyor. Sele kapılan otomobildeki 5 kişi son anda kurtarıldı. Arabayla geliyordum. Araba selde durdu. Mahkumları taşıyan bir cezaevi aracı da selde mahsur kaldı. İçindekilerin yardımına kurtarma ekibi koştu. Cezaevi arabasını çıkardık. 13 mahkum, 6 cezaevi görevlisi. Şiddetli yağış Çukurova'da tarım arazilerinde vurdu. Narenci ağaçlarının yanı sıra binlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Çadırlar suyun içinde kaldı. Çocuklar hep hastanede, hep çocuklar buz gibi suyun altında, içinde yatmaya başladılar. Son yılların yaşamış olduğu en büyük bir afetiyle karşı karşıya kaldık.
Dört ilçede okulların tatil edildiği kentte sağanak nedeniyle birçok evde zarar gördü. Çocukları aldık, dışarı çıktık. Dışarı çıkınca 3-4 saat sonra evimiz yıkıldı. Ben bittim. Adana'da yağmur yarın da devam edecek ama sadece Adana değil tüm yurt yağışlarının etkisi altında. Doğu ve İç Anadolu'da kar, diğer kesimlerde ise yağmur var. İstanbul'da yağmurlu ama hafta sonunu karşıladığımız gün, yani cumartesi günü tablo biraz değişiyor. Megakent'te hem cumartesi hem de pazar karla karışık yağmur bekleniyor. Kara döner mi göreceğiz. Yani hasret bitecek gibi görünüyor. En azından tahminler bu yönde. İç Anadolu ve yurdun doğusunda ise günlerde lapa lapa kar yağıyor zaten. Kent merkezlerinde ciddi bir sıkıntı yok ama şehirler arası ulaşım zaman zaman duruyor. Yol kapalı olduğu için burada kaldık mecburen. Hava soğudu. Kar yağışı etkisini arttırdı. Şehirler arası yollarda ulaşım aksadı. Burası Kahramanmaraş-Kayseri yolu. Yüzlerce araç mahsur kaldı. Elbistan'a gidecektik. Maalesef burada mahsur kaldı. Sürücüler araçlarına zincir takarken karayolları ekipleri de yolu açmak için canla başla çalıştı. Etkili yağış nedeniyle gün boyunca manzara aynıydı. Burası da Kayseri-Sivas yolu. Gördü arabayı. Gördünüz de burada kaldı. Tipi aniden bastırınca zincirli araçlar bile ilerleyemedi. Çaresiz yağışın dinmesini beklediler. Sivas-Tokat yolunda da araçlar tipinin karşısında duramadı. Şu anda Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisindeyiz. 1650 rakımlı bu mevkide kar yağışı başlamış durumda. Ekiplerimiz çalışıyor, yavaş yavaş yollar açılıyor. Kar yağışı kayak merkezlerinde ise yüzleri güldürdü. İzmir'de sağanak yağış vardı ama asıl sıkıntı sokaklarda biriken su değil de evlerde 60 saat boyunca su akmamasıydı. İki genç protesto için sokağa çıktı, yağmur suyuyla banyo yaptı. İşte o sıra dışı eylemin görüntüsü. Saatler olsun diyelim, devam edelim. Hatay'da ise çok şiddetli fırtına vardı. Sokağa çıkanlar ayakta durabilmek için büyük mücadele verdi ama fırtınanın gücüne karşı koyamayanlar da oldu. İşte onlardan biri. Fırtınaya havada yakalananlar da vardı. Türbülansa giren uçaklardaki yolcular tabii büyük panik yaşadı. Piste teker bir türlü konulamayınca korku iyice katlandı. Uçaklar türbülansa girdi, iniş yapamadı. Yolcular havada korku dolu anlar yaşadı. Ne olursun bağırma. Aynen, onu daha çok korkutuyorsun. Türkiye genelinde etkili olan fırtına hava trafiğini de vurdu. Akşam saatlerinde İstanbul Ordu seferini yapan uçak havalimanına geldiğinde piste iniş yapamadı. Fırtına nedeniyle pilot pisti iki kez pas geçti. Geri kalktı, ne inmesi? İnemiyor. Ay, inmiyorsa inmesin, başka yere gitsin ya. Kabindeki paniği bir yolcunun cep telefonu kaydetti. Neyse ki uçak Ordu Giresun Havalimanı'na sağlıklı bir iniş yapabildi. Diğer türbülans vakası ise İstanbul Van seferinde yaşandı. Uçak Van semalarına geldi ama fırtına nedeniyle o da iniş yapamadı. Yolcular inemeyen uçakta büyük panik yaşadı. Pilot Ferit Melen Havalimanı'nı pas geçerek Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Aktarmıştık, devam edelim. Karadeniz 3 gündür yanıyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'deki orman yangınları bugün itibarıyla Rize ve Gümüşhane'ye de sıçradı. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı ama Lodos'un yangınları yeniden körükleme, yayma olasılığı var. Peki nasıl oldu da bölgenin neredeyse her yanı eş zamanlı olarak yanmaya başladı? Akıllardaki en önemli soru bu. Yangınları PKK üstlendi. Şu anda Çaykara Ulu Cami Köyü, Zeno. Cayır cayır yanıyor. Bir an çok hızlı yayılıyor, çok hızlı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'deki orman yangınları Rize ve Gümüşhane'de sıçradı. Sabotaj ihtimali değerlendirildiği sırada yangınları terör örgütü üstlendi. İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Birkaç şişe aldılar içeri dedi, gözaltına dedi. Eş zamanlı çıkan yangınlar pazartesi öğleden sonra başladı. Karadeniz'in doğusu deyim yerinde ise alev çemberine döndü. Hepsi bir yerden ateşledi, hepsi bir yerden. Arazi yapısı ve lodosun etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Yüzlerce hektarlık alan küle döndü. Gece 1,5 sular Boçka halkı seferber oldu şu anda. Hocam hacı öyle ufaklı. Taşlı tarladaki yangınla mücadele ediyor. Karadeniz'deki orman yangınları PKK'lı teröristlerin yazın Ege ve Akdeniz'e çıkardıkları yangınlar gibi eş zamanlı başlamıştı. Akıllara bir kez daha sabotaj ihtimali geldi. Araştırmaların sürdüğü dakikalarda yine aynı PKK'lı grup yangınları üstlendiğini açıkladı. Ateşin çocuklarının eylem bilançosuymuş. Ateşin çocukları. Bunlar iblisin çocukları. İçişleri Bakanlığı'ndan yangınlarla ilgili terör ve sabotaj ihtimaline rastlanmamıştır açıklaması yapıldı. Her türlü ihtimal değerlendiriliyor denildi. Bahçe temizliği diye tabir ettiğimiz yakılan çalı çırpılardan kaynaklanan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz. Kasıt ve ihmal bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Trabzon'da orman yangınına sebebiyet verdiklerinden dolayı 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 4 ilde devam eden yangın bugün itibariyle Rize ve Gümüşhane'de sıçradı. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alınsa da itfaiye ekipleri teyakkuz halinde. Eyvah eyvah eyvah. Tomalarımız şu an ikisi de aynı anda müdahalesini yapıyor. İstanbul'a bir türlü gelmeyen kış yerine hastalıkları yolladı desek yeri. Hava soğumayınca virüsleri de günde oldu tabii. Acil servislere başvuranların çoğunun şikayeti aynı. Yüksek ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı. Üstelik hastalara bakan doktorlar da hasta. Halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı, baş ağrısı. Ateş, kusma. Kaç gündür? Yaklaşık 3-4 gündür var. 7'den 70'e şu sıralar herkes hasta. Hatta onları tedavi eden doktorlar bile. Doktorlar da hasta oluyor herhalde. Evet maalesef. Akşam başlayan bir halsizliğim vardı. Gece kuru öksürük. İşte sabah da halsizlik çok artınca ben de acil servisimize başvurmak durumunda. Siz ne doktorsunuz hocam? Ben başhekim yardımcısıyım. Öksürük, astım hastasıyım. Lodos'la birlikte daha da arttı bu şikayetlerim. Gelmek bilmeyen kar, kış, artan mikroplar ve üzerine Lodos da eklenince hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor. En çok karşılaşılan vakalarsa domuz ve gergedan gribi. Bas ağrısı, karın ağrısı gibi ağrılarla geldim buraya. Bununla ne kaldıran ne gribi olduğunu bilmiyorum şu an. Araştırmalar yapmaya devam ediyorum. Domuz gribinden mi şüphelendiniz? Gibi gibi. Her yaş grubundan hemen hemen gripal enfeksiyon hastaları başvurmaya başladı bu dönemlerde. Yaygın vücut ağrıları, ateş, yüksek ateş şikayetleri, kırgınlık, halsizlik şikayetiyle sürekli hasta karşılıyoruz acil serviste. O hastaları karşılayan sağlık personeli de aynı riskle karşı karşıya. Hatta şu sıralar hastanelerde çalışanların birçoğu raporlu. Evde istirahatteydim. Yaygın vücut ağrısı, yüksek ateş, kırgınlık aynı şekilde aynı semptomlarla birkaç gün istirahat etmek zorunda kaldım. Hastaneler bu kadar yoğun olunca doktorlar da hastalıktan nasibini aldı. Acil uzmanı Ömer Faruk Hoca raporluymuş, bugün işe başlamış ama şimdi yine kendisi gibi aynı şikayetlerle başvuran bir meslektaşını muayene ediyor. Hastane ortamı bildiğiniz gibi. Evet, bulaş riski çok fazla. Ben de herhalde yakalandım tahmin ediyorum. Geçmiş olsun efendim. Ne yapacağız hocamıza?
Şimdi hocamızın da tetkilerini göreceğiz. Öncelikle yine viral bir enfeksiyon olduğundan emin olacağız. Ondan sonra öncelikle tabii ki istirahat önereceğiz kendisine. Uzmanlara göre çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar dışında herkes için tedavinin ilk adımı en az 3 gün dinlenme. Ateşlenerek geldik buraya. Okulda da herkes hastaydı herhalde, onlardan kaptım. Hastanede bizim de ilk olarak öncelikle yapacağımız çok fazla bir müdahale yok. İstirahat öneriyoruz. Bol sıvı takviyesi öneriyoruz. Ama hastalık bir hafta oldu, semptomlar giderek artıyor, gerilemiyor ya da işte yüksek ateş 3 günden fazla devam ediyor. Bu durumda sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Müge Anlı bugün de korkunç bir cinayete kurban gitti. Ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay Vahşet'in izini sürdü. Gözler bir kez daha stüdyo kayıp kızını aramak için gelen Zeynep Ergül'e çevrildi. Ergül yöneltilen soruları canlı yayında yanıtladı yine. Tutuklandım. Cinayet itirafları, iki abisini cezaevine gönderdi. Suç makinesi kadın canlı yayında ortalığı yine birbirine kattı. Deme. Bizim karnımız, deme. Bizim karnımız deme. Yolcu değil. Deme. Bizim yolcu, benim hakkımda konuşma, kızım hakkımda konuşma. Yeter artık, duruma geldi. Ben kimsenin gidip de kanını temizlemedim. Yeter. 54 yaşındaki Mehmet Muharrem Elbay, Cahit Ergül ve suç ortakları tarafından öldürülüp parçalara ayrılmış. Asit dökülen bedeni farklı yerlere gömülmüştü. Kahveci Mehmet'i doğramış mıyım? Kelle önce boğmuşlar, sonra da bıçaklayarak öldürdüklerini anlatıyor. Benim mesleklerimin içinde kasaplık yok. Gömdükleri yerden tekrar çıkartıyorlar. Senin eşin de bu cinayeti gördüğünü itiraf etti. Etmiş. 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi ama Elbay'ın cenazesi hala ortada yoktu. Bu adamın cesedini nereye gömdünüz kardeşim? Ben görmedim. İkinize de soruyorum. Ben görmedim. Keşke görseydim. Görsem zaten anlatırım. Keşke görseydim. Görsem keşke. Zaten anlatırım. Başarılı sunucu Müge Anlı, bugünkü programda cinayetin tüm detaylarını bildiğini düşündüğü Zeynep Ergül'ü köşeye sıkıştırdı. Sen bu cinayeti anlatamazdın çünkü sen kocanın tutuklanacağını biliyordun. Kocan cezaevindeyken bütün bu malları, mülkleri halledecektin. Sen o sırada Cahit'in evinin yarısını alacaktın. Evim var zaten ki. Senin evin içinde oturamıyorum diye anlattın ya buraya geldiğinde. Kendisine yöneltilen her suçlamayı yalan diyerek geçiştirmeye çalıştı. Ama saklamaya çalıştıklarını laf arasında ağzından kaçırdı. Benim işte hocam yapmadı ki ben temizlemişsiniz Cahit'e. Bir dakika dur bir dakika. Kim söyledi sana? Kim söyledi sana anahtarı onların verdiğini? Ben bunu da duydum Müge abla. Kimden ben zaten her şeyi biliyorsun. Dedin ki Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülmesi için anahtarı onlar vermişler dedin. Kim söyledi sana bunu? Ercan mı anlattı? Programa gelen telefonla bir maskesi daha düştü. Bu Zeynep Hanım dedeni öldürüp Arun köyünün bir yakınlarına gömdüğünü söylemiş. Kadın da bir de yalan söylüyor. Çok yalan söylüyor. Valla Zeynep, madem zaten bütün cinayetin ayrıntılarını biliyordun da nasıl sen şu anda dışarıdasın? Ben evet. De bunu anlamış değilim. Mehmet Gürcan da tuzağa düşürdüğü kurbanlarından biriydi. Mahallede yoğurtçuluk yapan adama zorla senet imzalattıkları ve ölümden döndüğü ortaya çıktı. Biz buna gelip gide samimi olduk. Acıdım çocuklarına. Çocuklar da küçüktü, gerçek. Allah yardım eylesin. Girdim evine, geldim yanına, açtı kapıyı, ben içeri aldı. Çek yatın üstüne oturdum. Her zaman beni görünce el ayağına dolaşan, çay koyan kadın soğuk soğuk davrandı. 5 dakika sürmedi, ayak sesleri geldi. Kapıyı açtı, 3 tane adam geldi. Peki, ben 3 tane adama ne kadar da savunsam yedim. Ağzım burnum kanadı. Bana da 20 milyarlık senedi imzalayacaksın. Ben dedim lan Allah'ınız var mı? Allahsızlardı. O zaman der 10 milyar imzalayacağım. Oradan kurtulmak için imzalayayım abi. Yalan söyleme. Aha benim akrabam konuşsun. Ferzi Mercanoğlu burada, o konuşsun. Terbiyesiz seni. Yaşananlar akıl almazdı. Adamlar içeri gelince ağladı, bayma numarası yaptı. Geri 3 dakika sonra geri aydırdı. Aydı. Bu öyle numara da yapıyor. Ona ben de şahit oldum. Yalan onu, söyleme onu da yapıyor. Ya. Sayın arkadaşlarım abla. Oraya çağırdım. Doğru Müge abla. Yani kendinin namusuna, kendine bakacak kadar herhalde bir alçaklık bir adam değilim. Ben köylü köklü. Ferzi Mercanoğlu benim çocukluğumu tanır. Onu dinleyin, ben hiç dinlemeyeyim. Abi şimdi çocukluğunu tanıdığımız bir insanın büyüyünce ne yapacağını tabii tahmin edemeyiz. Özür dilerim ablam, yani benim kökümün ne olduğunu Ferzi Mercanoğlu anladım. Anladım ama yani sonuçta siz de bu kadının evine gitmişsiniz yani. Hani kökünüzün ötünüze bakmaya gerek yok. Geldi çağırdı, dördüncü gün gittim. Hayatım, her çağırana da gidilir mi yani? Ama... Türlü numaralarla insanları kandırmaya çalışan kadının pişkinliği ise pes dedirtti. Ya Zeynep, aslında ne kadar zor bir hayatın var. Herkes seninle ilgili yalan söylüyor. Yani gerçekten çok zor bir hayatın olmuş. Müge abla, ben imtihandan geçeyim. Cenneti kazanmak kolay değil.
senin sevabını alacağım. Artık abla, sen bizim sevabımıza da göz diktiysen. Kardeşim yani ben ne diyeyim, vermiyorum. Sevabımı da vermiyorum. Bir şey... İbadetimi de vermiyorum. Sen... O zaman evet, doğru söyleyenlerin de günahları senin olsun. Müge abla bir şey daha söyleyeceğim. Tamam mı o zaman? Yok sevapları. Tabi bena hep bana. Şule davasında mahkeme sanık Çağatay Aksu'yu müebbet, arkadaşı Berk Akan'da ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Hatırlayacaksınız, az önce açıklanan gerekçeli kararla Türler Ürperten detaylar ortaya çıktı. Acımız bitmedi. Şule'nin öldürülme şekli bile caniceydi. Ben bir baba olarak bir kız evlatını kaybettim. Plazanın 20. katından düşerek beraberinde birçok soruyla ölen Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı. Karara göre Çağatay Aksu Şule Çet'e önce cinsel saldırıda bulundu, ardından da onu darp etti. Öldüğünü fark ettiğinde ise cinayete intihar süsü vermek için camdan aşağı attı. Dosya intihar olarak açıldı ama şu an cinayet olduğu noktasında artık su götürmez bir gerçek var. Gerekçeli kararda Çağatay'ın arkadaşı Berk Akan'dın ise bu eylemleri sırasında katile yardım ettiği belirtildi. Adli tıp raporunda açık açık Şule'nin istenmeyen bir ilişkiye zorlandığının belirtileri var. Mahkeme bu ay başında kararını açıklamış. Çağatay Aksu'yu müebbet, Berk Akan'da ise yardımdan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul'da boşanma aşamasında olan bir koca elinde çiçekle eşinin kapısını çaldı. Kapı açıldı açılmasına ama barışma teklifi kabul görmedi. Ne oldu dersiniz? Bildik hikaye. Çiçeği attı, silahına sarıldı. Bu çiçekten geldi, barışmayınca silahını çıkardı, vurdu. İstanbul Kağıthane'de koca dehşeti yaşandı. Yasin Erdoğan işte bu çiçekle boşanma aşamasındaki eşi Özür Erdoğan'ın yanına geldi. Çok pişman olduğunu, barışmak istediğini söyledi. Sonra da silahını çıkarıp dehşet saçtı. Yasin Erdoğan boşanma aşamasında olan eşiyle barışmak için bir eline buket çiçek, diğer eline de silah alıp Öznur Erdoğan'ın kağıthanede çalıştı. İşte bu iş yerine geldi. İçeride çift yaklaşık 4 dakika konuştu. Öznur Erdoğan eşine barışmak istemiyorum deyince Yasin Erdoğan elindeki bu buket çiçeği bıraktı, silahına sarıldı. Geldi senden konuşalım dedi. Ondan sonra kız küreye çıktılar, bir içeri girdi, dışarı çıktı. Sonra kız kapıyı örterken karnından vurdu. Erdoğan çifti 18 yıllık evliydi. İki de çocukları vardı. Uzun süredir yaşadıkları anlaşmazlık onları boşanma aşamasına getirmişti. Ama Yasin Erdoğan bir türlü ayrılığa yanaşmıyordu. Daha önce de barışmak için gelmiş miydi buraya? Geldi. Yani bir 10 kere falan geldi ama böyle olay yoktu. Kızcağız kendisi artık senelerden beri diyor ben bıktım abi ayrılmak istiyorum demişti bize. Yasin Erdoğan işte bu iş yerinde boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra elindeki silahıyla bu yöne doğru kaçmaya başladı. Polis buraya bu iş yerine gelip inceleme yaparken yine bölgedeki polislere ikinci bir ihbar daha geldi. Eşini vurduğu yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde Yasin Erdoğan'ın cansız bedeni bulundu. Genç adamın eşini vurduktan sonra intihar ettiği anlaşıldı. Aşağıya doğru koşmuş adam orada kendini öldürmüş. Talihsiz kadın ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır. İstanbul'da dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde yaptığı yardımlarla günlerce konuşulan gizemli hayırsever en son Kuleli'de ortaya çıkmıştı. O gün yardım alanlardan biri kameralar aracılığıyla gizemli hayırsevere seslenmiş, oğlunun düğünü için de yardım istemişti ve isteği oldu. Yani ben düğün yapacağım, nişan yapacağım. Yani bana 3 milyar da verseler, 5 milyar da verseler yani daha iyi olurdu. Gizemli hayırsever 5 gün önce Üsküdar Kuleli Mahallesi'ndeki gece konduların önüne içinde biner lira bulunan zarflar bırakmıştı. Yani ben düğün yapacağım, nişan yapacağım. Yani bana 3 milyar da verseler, 5 milyar da verseler yani daha iyi olurdu. 5 gün sonra gizemli hayırsever bu sese de kulak verdi. Vehice Algül'ün o isteğine gizemli hayırsever kayıtsız kalmadı. Üsküdar Kuleli Mahallesi'ne gönderdiği 2 kişi 5 tam altın, 5'i bir yerde, zarf içinde 1000 dolar ve çikolata bırakıp gittiler. Kim bu? Ne biçim bu? Robin Hood gönderdi size. Abi bak benim yüzüm kapalı. Ben kameraman değilim. Kafam başım örtük geliyorum.
Burada gelinize hediye altın aldık. Burada da düğün için para var. Şimdi o gizemli hayırseverden yardım bekleyen bir aile daha var. Bize gelmedi çünkü bize gelmesini isterdim. Gerçekten çok mağduriyet durumdayız yani. Babam vefat etti. Annem çok kötü durumda. Evimizin bakımı yapılmasına ihtiyacı var. Başı boş gezen pitbull cinsi bir köpeğin haberiyle devam edeceğiz. Bakıcısının yanında yürüyen küçük bir çocuğa saldırdı. Bir genç canını ortaya koydu. Çocuğu pitbull'un dişlerinin arasından çekip aldı. Çocuğu pitbull'un dişlerinin arasından çekip aldı. Onu bir otomobilin üzerine çıkarıp ölümden böyle kurtardı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir çocuk bakıcısıyla yürüyordu. Önlerine çıkan pitbull cinsi köpek hızla saldırdı. Pitbull'un hedefinde 4 yaşındaki çocuk vardı. Kadın araya girmek istese de başaramadı. İşte tam o anda olan biteni fark eden bir adam köpeğe müdahale etti. Adam çocuğu kucakladığı gibi uzaklaşmaya başladı. Ama köpeğin onları bırakmaya niyeti yoktu. Bu kez de adama saldırdı. Adam çocuğu bir otomobilin üzerine bıraktı. Bir süre daha köpekle boğuştu. Sonrasında o da çocuğun yanına sığındı. Bir süre arabanın üzerine çıkmaya çalışan köpek oradan uzaklaştı. Boğazından yaralanan çocuğu kurtaran adamsa Brezilya'da günün kahramanı oldu. Silivri sakinlerinden biri evine döndüğünde bahçesindeki köpeğini cansız halde buldu, vurulmuştu. Kimin yaptığını sordu. Polis kurşunuyla öldüğünü duyunca acısı daha da katlandı. Kim yaptı? Şu anda savunmasız bir hayvanın kim yaptı? Her kötük değildir. Videoya çekelim. Sıkıntı mı? Feryadı yerde yatan köpeği içindi. Çünkü bahçede zincirle bağladığı köpek dostu silahla öldürülmüştü. İddia ise korkunç. Olay Silivri'de yaşandı. İddiaya göre bir olayı araştırmaya gelen polis evin bahçesine girdiğinde köpekle karşılaştı. O anda zincire bağlı köpek bir hamle yaparak polise saldırdı. Memur bey buraya geliyor, şu noktaya geliyor. Rüzgarın ulaşamayacağı alana geliyor. Ve ilk eli buradan ateş ediyor. Sonra ikinci eli bir daha ateş ediyor. Burada bir metrelik bir zincirde bağlı kendisi. Orada kaçabilirdi yani saldırsa bile. Yaralanan polis o panikle silahını çıkarttı, köpeğe peş peşe ateş etti. Ardından hastaneye gitti. Onu öldürmesi gerekmiyordu. Kasıtlı şekilde 3 el ateş edilmiş. Olayı duyan kadın koşarak bahçeye geldi. Kanlar içindeki köpeğini görünce sinir krizi geçirdi. Kim yaptı bunu? Şu anda savunmasız bir hayvanın kim yaptı? Her kötük değildir. Videoya çekelim. Sıkıntı mı? Güvenlik kamerasına bakan kadın polis memurundan şikayetçi oldu. Ben bunu küçüklüğünden beri bakıyorum, büyütüyorum ve çok zor şartlar altında büyütüyorum. Bu resmen bir katliam. Gerçekten de öyle. Faslı 2 uyuşturucu kuryesinin hikayesiyle devam edeceğiz. Antalya Havalimanı'nda polisten kaçamadılar. Taşıdıkları 3,5 kilo eser bakın nereden çıktı. Kaçakçıların uyuşturucu oyunu hastanede çekilen röntgenle bozuldu. Midelerinde 400 kapsül içinde 4 kiloya yakın esrar bulundu. Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu kuryelerine göz açtırmıyor. Hudut Kapısı Narkotik Şube ekipleri uluslararası uyuşturucu kaçıran kuryeleri yakalamak için iş başındaydı. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan Fas uyruklu iki yolcu sorguya alındı. Uyuşturucuyu yutma şüphesi üzerine detaylı kontrol için hastaneye sevk edildiler. Çekilen tomografide iki şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsüllerine rastlandı. 400 kapsül içinde 3 kilo 400 gram olarak ölçülen Fas esrarı doğal yollarla çıkarıldı. Zanlılar uyuşturucu ticareti suçundan savcılığa sevk edildi. Ahmet Kaya'nın hayatı ölümünden tam 19 yıl sonra film oluyor. Ama ailesinden izin alınmadan, ailenin ısrarla karşı çıkmasına rağmen çekildi film ve fragmanı da yayınlandı. Vizyon tarihi 7 Şubat. Mapusun içinde
üç ağaç incir. Yapılanların adı vahşi bir sömürü. Sen çal, herkes dinlesin. Sadece ticari amaç taşıdığı son derece net girişimlerle karşı karşıyayız. Önce Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, şimdi de abisi Mustafa Kaya. Onay alınmadı ama adam diyor ki beni idam etseler diyor, ben yine bunu çekeceğim diyor yani. 2020'nin ilk haftalarında vizyona girmesi beklenen İki Gözüm Ahmet filmi Ahmet Kaya'nın varislerini kızdırdı. Abi dedi, sen olsan da olmasan da, Gülten Hanım olsa da olmasa da dedi, biz bu filmi çekeceğiz. Aile aylardır filmi engellemenin yollarını arıyor. Kendilerinden onay alınmadan çekilen filmin gösterime giremeyeceğini savunuyorlar. Ben Gani'ye söyledim, dedim sen dedim bu filmi çekemezsin. Çünkü Ahmet'in hayatının bir santimetresini, bir saniyesini bile bilmiyorsun yani. Senin bunu bilmen lazım. Ama çabalar çekimi durdurmaya yetmedi. Film tepkilere rağmen tamamlandı. Kazın senin defterin, mızrabın da kalemin olsun. Yayınlanan fragmanda Ahmet Kaya'nın hayatındaki önemli bir dönüm noktası da yerini aldı. 1999 yılındaki olaylı Magazin Gazetecileri Derneği gecesi. Atın o adamı, o adamı atın! Çatalların, bıçakların havada uçuştuğu olaylı gece hikayenin kırılma noktalarından biri. Bu taşlar yalnız sana. Ahmet'in çatal bıçak atma olayı yok, Ahmet'in yargılanma olayları falan, böyle küçük küçük bölüm yapamazsın dedim yani, bu dizi film değil ki yani. Ahmet Kaya'nın ailesinin filme dair endişeleri büyük. Özellikle de ünlü sanatçının hayatının ne kadar doğru anlatıldığı konusunda kaygılılar. Adam elimize doğmuş, büyümüş, birlikte ağlamışız, birlikte gülmüşüz. Şimdi Gani Rüzgar Şavata neye dayanarak bu filmi çekiyor? Ne de olsa Malatyalı, mayası sağlam. Ailenin tepkisine rağmen filmin 7 Şubat'ta gösterime gireceği duyuruldu. Ben ne vatan hainiyim ne de bölücüyüm. Kaya ailesi ise işin peşini bırakmamaya kararlı. Filmin gösterime girmesini engelleyemeseler bile hukuki mücadelelerini sürdürecekler. Film gösterime girer, ondan sonra biz hukuki şey gereği neyse yapmamız gereken onu yaparız. Supi arkadaşın söyledi, delikanlı sensin. Ahmet. Şimdi bir ara vereceğiz, daha sonra kapanış için buradayız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.